Merhaba, ben Burak. Birkaç gün önce 4 GB'larla ilgili bir gelişme oldu. Onun için bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim ve 4 GB kartlarla ilgili gelen bilgiyi sizinle paylaşacağım. Şimdi normalde tabii DAC boyutu yükseldiği için 4 GB'lar şu anda 11, 12, 13, 14H falan kazım hızı var, kazım gücü var. Ama LoL Miner 1.22 versiyonuyla bu işi biraz farklılaştırdı. Şu an tek kartla, eğer bilgisayarınızda tek kartı 4 GB ekran kartı varsa 21-22H, hatta belki daha fazla 24-25H kazanım yapabiliyorsunuz. Bu da günde 2 dolar, 2,5 dolar bir kazancınız oluyor. Tek kartla sadece eski 4 GB, herhangi bir 470, 400, 570, 580 herhangi bir kartla. Şimdi ben size onu göstereceğim, onu anlatacağım. Bu tarafı alayım ben size. Gördüğünüz gibi LoL Miner'ın GitHub'daki sitesine girdiğimizde burada yazıyor, zaten görüyorsunuz. RX 400-500 GPU'larda Epoch 393'te %7, %11 bir artış olduğunu gösteriyor. Daha sonra Epoch 400'de de %15, %20 bir artış olacakmış 4 GB kartlarda. Yani 4 GB benim gibi 4 GB olan insanlar için inanılmaz güzel bir olay. Çünkü benim 15 tane 4 GB kartım var. Ve çok güzel fark ediyor. Fark etti şu anda da, ki Epoch 400'de de biraz daha fark edecek herhalde. Şimdi şurada bir wattmetrede gördüğünüz 70 watt sistem çekiyor. Benim çocuğum bilgisayarımda RX 474 GB ekran kartı var. Wattmetreyi ona bağladım. Şimdi önce normal Team Miner'da ne kadar kazım yapıyormuş ona bakalım. Önce zaten Ponex Miner çok fazla vermiyor. TRM kullanıyoruz. TRM'de 12, 13, 14H falan veriyor. Şimdi bunu hesap edelim. Ne kadar para bırakıyor? Daha sonra LoL Miner'a geçelim. O ne kadar para bırakıyor? Onu göstereceğim size. Evinizde 4 GB ekran kartı varsa yani şu an değerlendirebilirsiniz. Akması da damlar diye bir laf var. Damlaya damlaya göl olur. Ve size ay sonunda bir harçlık parası çıkartır diye düşünüyorum. Bakın şu an 172 watt çekiyor sistemle beraber. Sistem 70 watt'tı zaten başta gördüğünüz. 2H ile başladı. Şu an 180 watt çekiyor. Bunun 70 watt'ı sistemdi. Ekran kartı şu an 110 watt harcıyor. Bakalım maksimum kaç haş verecek bize. Şu an 11 haş verdi. Muhtemel 12'yi geçmeyecek. Bir de açıklayayım, bu ekran kartı modlu değil. Dediğim gibi çocuğun bilgisayarında kullandığımız için modlama falan yapmadık. Standart ayarları da şu an kullanıyoruz. Evet, büyük ihtimal bu kadar alacak. Şu an 11 haş kazım hızımız var. Şimdi 180 watt'a 11 haş hesap yapalım. Zaten 12 yaş kendisi yapmış. Şuraya 180 yapalım. Hesapla diyoruz. Şu an elektrik parası çıktıktan sonra bize günde 1 dolar para bırakıyormuş. 4 GB kartımız normal şartlarda şu an 1 dolar para bırakıyor. Bir daha bir yenileyelim. Bakalım artmış mı? Yok, artmamış. Stop miner diyorum. Hemen görüyorsunuz 70 watt'a düştü ve durdurduk. Şimdi şuradan LoL Miner'a geçiyoruz. Evet, yine watt hemen artmaya başladı. Şu an sistem çalışıyor. Şimdi tabii hash görüntüsünü alacağız. Dediğim gibi ayrıyetten tek el kullanıcısı değil. Benim gibi 10, 15, 20 tane kart olup mining yapan insanlar varsa, şimdi gösterdim ayarları yaptığınızda her kartınıza en az 1-2H artacak. Yani 10 kartta 10H, 20 kartta 20H bir kazım gücünüz artacak. Ve şu halde çok tatlı ve çok güzel getirisi oluyor.
Zaten biliyorsun ET'nin fiyatı da bayağı bir arttı. Bakın şu an 180 watt çekiyor. Bakın 13 haçta başladık. Burada görüyorsunuz 69-70 watt çektiğini gösteriyor. Ama tabii dediğim gibi yani bu wattmetrekle ölçmeniz lazım. 110 watt falan çekiyor şu an ekran kartı. 70-75 wattta sistemi göz önünde bulundursak kartım şu anda 110 watt çekiyor. Bakın şu an güzel güzel çıkmaya başladı. 17H veriyor. Ben kartım modlu olmadığı için benim 21-22H falan verecek şu anda. Çünkü kartı modladığınız zaman bu biraz daha fazla alabilirsiniz. Ya da evde ev kullanıcısıysanız modlamaya gerek yok zaten. 18,5 oldu. Yavaş yavaş artıyor. Tabi tak boyutundan dolayı böyle artık biraz işkence çeke çeke gidiyor ama 4 GB kartları da satmak istemiyoruz. Değerlendiriyoruz. Burada da 19'u gördük. Evet şu an bakın 20 21'e kadar çıktı. Ben o sıra komut satırına ne yazdığımı göstereyim. Komut satırına 4G Allocation Size 4076. Şimdi sizinki 80 4080'den başlayın. Eğer 4080'de kart düşerse 4078, kart düşerse 4076, düşerse 74 diye gideceksiniz. Normalde kartım düşmeyip 78-80'de kalsaydı daha fazla haş alacaktım ama 76'ya kadar destekliyor bende. Bunu yazmayı unutmuyorsunuz. LoanMiner'ı açtığınızda tuning kısmında komut satırına bunu yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an 21,5. Şimdi bu 21,5H'da hemen hesap yapalım. Yine 180 watt çekiyor. Burada 21,5 yapalım. Yani 21 yapalım, önemli değil. 21 yapıp hesapla dediğimde elektrik çıkmış hali 2 dolar para bırakıyor arkadaşlar. Günde 2 dolar para bırakıyor. Yani 7 günde 15 lira para bırakıyor. 10 günde 150, 300, ayda 450 lira. Yani şu gördünüz 5 yıllık kart ve ET hani diyorlar ya ET bitti öldü 4 GB için artık kazanamazsınız diye öyle bir şey yok. Şu an tek kartta kullanıcı bilgisayarına 21H alıyoruz. Ve günde 2 dolar para bırakıyor elektrik çıktıktan sonra. Şu üstteki elektrikli fiyatı yani elektrik dahil fiyatı ciromuz alttaki de elektrik çıkmış hali 2 dolar 18 sent bırakıyor. Tabi kalpo 1 dolar bırakıyormuş. Tabi benim kartlarda da öyle bir şey var. Ethereum kazanmayacağım zaman Ethereum tamamen bittiğinde ya da kurtarmadığımda kalpova geçeceğim RNV'ye. Şu an 1 dolar falan bırakıyormuş gördüğünüz gibi. Yine güzel 15 kartım var. Günde 15 dolar bırakacak elektrik çıktıktan sonra. Yani Allah bereket versin. Şimdi bunu durduralım. Bakın hemen düştü. Benim gibi mining yapan arkadaşlar için de göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi evdeki çocuğun sistemi 70 watt çekiyormuş. Ekran kartını çalıştırdığımda 180 watt çekti, 110 watt falan çekiyor ortalama. Buradan hesapladığımızda 21H 180 wattta günde elektrik çıkınca 2 dolar para bırakıyor arkadaşlar. Evinde 4 GB kart varsa LoanMiner kullandığınızda 2 dolar para kazanabiliyorsunuz. Öldüm bittim denen ekran kartıyla şu anda. Şimdi benim gibi mining yapan arkadaşlar vardır. Bakın. Şu an 16, 16, 17'ye yakın 16H her kart kazım gücü var.
Normalde böyle değildi. Bakın bu tuning'de bakın 4080 desteklemiş bu mesela. Şu an 4080 destekliyor. Onun için 16 Hz kadar çıkmış. Normalde şöyleydi. Hemen onu da göstereyim. Zaten Phonix Miner kullanamıyoruz. TRM kullanmamız lazım. TeamReed Miner'ı. Durduralım. 110-109 Hz'la kızım yapıyor. Şuradan TRM'ye geçelim. TRM'de de komut kısmına yani bilmek istiyorsanız gördüğünüz gibi şunu yazıyoruz. Şu komut satırını bunu yazıyoruz. Bunu yazmasak daha az haş veriyor. Bunu yazdığımız zaman bir miktar daha fazla haş alabiliyoruz. Şimdi bakalım TRM bize ne kadar verecekmiş. Aksilik olmazsa çalışırsa. Direkt onu da söyleyeyim göstereyim size. Direkt buradan konsola girmek için buradaki gördüğünüz IP adresini tıklayıp username, login standarttır, user'dır, password de 1'dir, o da standarttır bütün herkese. Buraya miner yazdığımızda, evet şu an kazıma başladı görüyorsunuz. Şu an 13 hash olarak kazıyor. Bakalım artacak mı? Evet artmıyor. Şu an gördüğünüz gibi 94 hash veriyor. 110 lira 94 lira. Bana 7 kartta 15 haş karım var şu anda. 15 haş. Yani bir ekran kartı takmış gibi. Bir tane daha RX 470 4 gibi ekran kartı takmış gibi veriyor. Ki bu 7 kartta toplamda 15 kartım var. 30 haş falan bir karım var şu anda. Sadece LoLminer kullanıp o komut satırına yazdığım komuttan dolayı bakın 94'te kaldı. Evet. Görüyorsunuz 13 haşı geçmiyor kesinlikle. Burada da görüyorsunuz. Tekrar kazımı durduruyorum. Zaten görüyorsunuz stabil çalışıyor. 109 vermiş hep. Gayet güzel. Flash diski olduğu için biraz geç nazlı yapıyor. Yani SSD ya da hard disk kullanırsanız bu işlemleri daha çabuk yaparsanız. Tekrar LoLminer'e tıklayalım. Tabi LoLminer çalışırken tekrar IP'mize tıklayıp user password 1 yapıyoruz. Miner dediğimizde bakın zombi mod kendisi zombi modu alıyor zaten. Kartların hepsi 4 GB olduğu için. Evet 67 haşla başladık. En sağda görüyorsunuz. 90. Tabi buna wattmetre takılı değil. Onun için duvardan ne kadar çektiğini gösteremiyorum size. Normalde 3 tane rige, bir tane wattmetre var. O da Wi-Fi prizli zaten. Uzaktan erişim kapatıp açmam için. 91 oldu. Biraz nazlı artıyor ama arttıktan sonra da o şeyi kaybetmiyoruz. Zaten burada da görüyorsunuz 16 saattir sistem açık. Dün yaptım ben de bunu. Hemen size paylaşmak istedim. Yeni güncelleme yeni geldi. Hemen ekran kartlarını LoLminer'e geçirip komut satırına yazdık ve hemen fazla haşımızı almaya başladık. Bakın 93 oldu. 98 oldu. Zaten şu düzenekte de görebiliyorsunuz. 109,5-110 haş vermiş bana devamlı. Evet 106 haşımızı aldık. Kartların hepsi 16, 15, 16,5 basıyor. 108 oldu. Göstermek istediğim buydu size. Biz konuşurken zaten oradaki artışı da görürsünüz. Şimdi evinizde 4 GB ekran kartı varsa, LoLminer yüklediğinizde, komut satırına onu yazdığınızda o 12-13 haş alacak yani 22-23 21-24 haş alıp günde 2 dolar kar edebilirsiniz. Wattmetre'den size zaten duvardan ölçerken de gösterdim. O şekilde. Benim gibi 4 GB'larla mining yapan arkadaşlar da LoLminer'i gene kullanıp komut satırına o şekilde yazıp her karttan en kötü bir haş 2 haş alıp o
4 GB'ın hezimetini biraz da olsa yavaşlatabilirler ve ömrünü bir nebze daha uzatabilirler. Ben şu an başka bir altcoin'e geçerim diye düşünüyordum. Daha önceki videolarda onu söylemiştim ama hala geçmedik çünkü çok iyi gidiyor, çok iyi ilerliyor. Böyle yeni yeni şeyler çıkıyor. Mining programları güncellemelerle ömrünü uzatıyorlar 4 GB'ların. Ondan çok memnunum, çok güzel. Siz de evinizde varsa 4 GB kartınız bu şekilde kullanabilirsiniz. Tabii bundan önceki videoda anlatmıştım. Binance Pool'da ne kadar kazarsanız 24 saatte o parayı alabilirsiniz. 10 TL, 20 TL. Bununla mesela günde 10 TL kazdınız, hemen size yatar. 15 TL kazdınız, o da yatar. Tek kart, iki kart kullananlar günlük para almak istiyorlarsa Binance havuzunu kullanabilirsiniz. Siz de gördünüz 94-95 alıyordum. 106'ya geçti. 10 haş bana fazladan verdi. Bugün sadece bunları anlatmak istedim. Bunu göstermek istedim size. Umarım yararlı olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Yorum kısmına sorularınızı sorarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.